Havacılık dünyasının en nefes kesici manzaralarına ve en büyük meydan okumalarına hoş geldiniz. Bugün uçuş sınırlarını zorlayan dünyanın en zorlu havaalanlarını keşfetmek için hep birlikte bir yolculuğa çıkacağız. Ice Runway Antarktika. Ice Runway, Antarktika'da hizmet veren ve tamamen buz üzerine inşa edilmiş bir pistten oluşur. Bu havaalanı dünyanın en sıra dışı havaalanlarından biridir. Çünkü pisti her yıl yeniden donan deniz buzunun üzerine kurulur. Ice Runway, Antarktika'ya yapılan bilimsel misyonlar ve ikmal seferleri için hayati bir rol oynar. Pistin buzun üzerinden oluşu, ağır uçakların iniş yaparken buz tabakasının çatlamasına veya çökmesine yol açabilecek ağırlıklarını dikkatli yönetmelerini gerektirir. Bu, pilotların ve havaalanı ekiplerinin uçuş güvenliğini sağlamak için olağanüstü bir dikkat ve hassasiyet sergilemelerini zorunlu kılar. Ice Runway'in vardığı insanların dünyanın en uzak ve en soğuk bölgelerinden birine güvenli bir şekilde erişim sağlamasını mümkün kılar. Lukla Havaalanı, Nepal Bu durağımız Nepal'de bulunan Everest Dağı'nın eteklerindeki Lukla Havaalanı. Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden birçok insan bu havaalanından geçiyor. Aynı zamanda Lukla Havaalanı, Everest Dağı'na tırmanış yapacak macera perestler için başlangıç noktası olma özelliğini de taşıyor. 2845 metre yüksekliğindeki bu havaalanının pisti sadece 527 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde. Pistin bir ucunda keskin bir uçurum, diğer ucunda ise yüksek bir dağ duvarı bulunmakta. Nepal Sivil Havacılık Otoritesi buraya iniş yapacak olan pilotların en az 1 yıl süreyle Nepal'de uçuş yapmış olmasını, Lukla'ya en az 10 kez rehberli uçuş yapmış olmasını ve en az 100 defa kısa süreli iniş kalkış yapmış olmalarını istiyor. Princess Chu Juliana Uluslararası Havalimanı, St. Martin, Princess Juliana Havaalanı havacılık dünyasında benzersiz bir konuma sahiptir. Pistin başlangıcının Maho plajına sadece birkaç metre mesafede bulunması, uçakların inişleri sırasında plaj ziyaretçilerine nadir ve etkileyici bir görsel şölen sunmaktadır. Uçaklar plajın hemen üzerinden alçalarak iniş yaparlar. Bu da plajı ziyaret edenler için unutulmaz bir deneyim oluşturur. Pistin uzunluğu büyük ticari uçakların kullanımı için nispeten kısa kabul edilse de pilotlar bu eşsiz pist yapısı ve coğrafi konuma sahip hava alanına inişlerini büyük bir dikkat ve ustalıkla gerçekleştirirler. Princess Juliana Uluslararası Havaalanı sadece havacılık becerilerinin sergilendiği bir alan olmakla kalmaz, aynı zamanda havacılık güvenliği ve uçuş operasyonlarının konusunda da önemli dersler sunar. Pilotlar ve havaalanı personeli bu özel havaalanında güvenli ve düzenli uçuş operasyonlarını sağlamak için sürekli olarak yüksek standartlarda çalışmalar yürütmektedir. Portugal Altiport, Fransa. Portugal Altiport, pistin %18,5 derecelik eğimiyle bilinir ve bu özelliği onu dünyadaki en dik pistlerden biri yapar. Bu pistte pilotların iniş ve kalkış yapabilmek için daha uçuş yeterliliği adı verilen özel bir lisansa ihtiyaçları vardır. Dağ uçuş lisansı almak için de pilotların dağlık alanlardaki özgün uçuş dinamiklerine yönelik eğitim alması ve bu uçuş eğitiminden de başarılı olabilmeleri gerekmektedir. Kış aylarında yoğun kar yağışı ve sık görülen sis durumu görüş mesafesini düşürerek uçuş koşullarını daha da zorlaştırır. kayak kayaksever için popüler bir destinasyon olmasının yanı sıra pilotlar için de büyük bir meydan okuma sunar. Paro Havaalanı, Butan. Paro Havaalanı, deniz seviyesinden 2235 metre yükseklikte Himalayaların kalbinde yer alan bir havaalanı. Pistin her iki tarafı da 5500 metreden yüksek dağlarla çevrili. Bu da Paro Havaalanına yaklaşırken pilotların Himalayaların dar vadileri arasında manevra yapmak zorunda olmaları anlamına geliyor. Aynı zamanda bu yaklaşma sırasında uçaklar dağların yamaçlarına oldukça yakın bir şekilde uçar ve bu da yolcular için nefes kesici bir manzara sunar hava iniş yapmak için pilotların biraz önce de anlattığım dağlık arazide uçma konusunda özel bir eğitim almış olması ve haroya iniş yapma etkisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu hava alanı sadece gündüz ve iyi hava koşullarında uçuşa açıktır. Huancho hava alanı, Saba Karayipler'deki küçük Saba adasında bulunan bu hava alanı, dünyanın en kısa ticari uçuş pistlerinden birine sahiptir. Pistin uzunluğu yalnızca 400 metre olup her iki tarafı da uçurumlarla çevrilidir. Bu özellikler pilotların son derece dikkatli olmasını gerektirir ve Huancho hava dünyanın en tehlikeli havaalanlarından bir yapar. Barra Havaalanı, İskoçya Barra Havaalanı, İskoçya'nın dış Hebrit adalarında yer alan ve dünyada gelgitlerin belirlediği operasyonel zaman çizelgesine sahip tek havaalanı olarak öne çıkar. Bu benzersiz konum Gelgitlerin plaj pistini kapladığı zamanlarda havaalanının kullanılmaz hale gelmesine neden olur. Bu da uçuş programlarının doğanın ritmine göre şekillenmesini gerektirir. Havaalanı personeli her uçuş öncesinde pisti, deniz kabukları, yosunlar ve diğer doğal engellerden temizleyerek uçuş güvenliğini sağlamak için titiz bir çalışma yürütür. Mederya Havaalanı, Portekiz Mederya Havaalanı, Atlantik Okyanusu'nun ortasında yer alan Mederya Adası'nda bulunur ve mimari harikası olarak kabul edilen bir yapıya sahiptir. 2000 yılında tamamlanan pist uzatma projesi bu havaalanının en dikkat çekici özelliğidir. Pistin 1000 metreden fazla bir uzunluğu denizin üzerinde. 180 metre yüksekliğindeki 8 sütunun üzerine inşa edilmiştir. Bu yenilikçi tasarım Mederi Havaalanı'nı uluslararası mühendislik alanında bir simge haline getirmiş ve 2004 yılında yapı mühendisliği ödülüne layık görmüştür. Aynı zamanda pistin her iki ucunda da deniz bulunması ve adanın coğrafi konumu ile sıklıkla üçlü atlas rüzgarlarının ve hızlı hava değişimlerinin etkisi altında bulunması da bu havaalanını liste eklememizin farklı bir sebebi. Agatte Havaalanı, Hindistan. Agatte Havaalanı, Hindistan'ın göz alıcı Lakshadweep takım adalarındaki Agatte Adası'nda bulunur. Bu benzersiz havaalanı sadece 1200 metre uzunluğundaki bir pistten oluşur ve pistin her iki yanında da berrak Hint okyanusu sularıyla çevrilidir. Agatti'nin bu muhteşem konumu ada iniş yaparken yolculara nefes kesici okyanus manzaralarını sunar. Pistin sınırlı uzunluğu ve okyanuslarla çevrili oluşunun yanı sıra havaalanının konumu özellikle yan rüzgarlar ve ani hava değişimleri uçuş operasyonlarına ek bir boyut katmaktadır. Gibraltar Havaalanı Gibraltar Gibraltar Havaalanı Avrupa'nın güney ucunda stratejik bir noktada yer alan ve özellikle de pistinin şehrin ana yoluyla kesişmesiyle ünlü olan bir havaalanıdır. Bu kesişme noktasında yer alan yaya ve araç trafiği uçakların iniş ve kalkışları sırasında kontrol edilen bariyerlerle durdurulur. Bu eşsiz durum Gibraltar Havaalanı'nı dünya çapında benzersiz kılan ve sık sık fotoğrafçıların ve havacılık meraklılarının ilgisini çeken bir özelliktir. 1800 metreye yakın uzunluğundaki pisti Akdeniz'in sularına doğru uzanır ve pilotlar için de dikkatli bir yaklaşım gerektirir. Bu video ile birlikte de kendilerinden zorlu olarak veya tehlikeli olarak bahsettiren havaalanlarını incelemiş olduk. Lütfen videoyu beğenmeyi ve diğer içeriklerimden de haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.